Merhabalar efendim, Olay Sağlığa hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Birtan Öztürk bizimle birlikte. Biz bugün özellikle okullar açıldıktan sonra sıklıkla göz hastalıklarından şikayet eden miniklerimizin sorunlarından bahsedeceğiz. Elbette sadece 6 yaş, 7 yaş grubu değil, daha küçük yaşlar ve daha üst yaşlarda bugünkü kategorilerimiz arasında yer alacak. Özellikle çocuklarda göz tembelliğinden bahsedeceğiz. Ansızın tahtayı görememe probleminden bahsedeceğiz. Acaba biz bu sorunları öncesinde ebeveynler olarak fark edebilir miyiz? Bunu konuşacağız, bunu soracağız uzmanımıza. Sizlerle ifade ettiğimiz konu başlıkları ile ilgili, özellikle çocuklarımızdaki göz sağlığı sorunlarıyla ilgili sorularınız için bizleri 0224 alan koduyla 331 7075 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. Aynı zamanda olaysağlık@olaytv.com.tr mail adresine elektronik postalarınızı bekliyoruz. Olay TV, Olay Sağlık Facebook sayfamıza da mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim. Ben hemen doktorumuza dönmek istiyorum. Birtan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Okulların açılmasından sonra böyle bir programı yapıyor olmak gerçekten çok güzel. Çünkü isabetli bir konu seçimi bu bizim için. Evet. Ebeveynlerden, çevremizden, sıklıkla bu konuyla ilgili, özellikle çocuk göz sağlığıyla ilgili bir konu başlığımız olduğu zaman standart sorular gelir bize. Tahmin ediyorum birazdan da o sorular gelmeye başlayacak. Ama biz hepsinin önüne bir bebek için, bir çocuk için göz sağlığını kontrol etmek adına muayene ne zaman başlar? Dilerseniz bu tartışılan konuyu konuşarak başlayalım. Yani çocuklar bizim geleceğimiz. Neden? Çünkü hani onların sağlıklı gelişmeleri, her türlü sağlık problemlerinin çok hani erken yaşta tespit edilmesi ve hani erişkin döneme geçinceye kadar hani bu sorunların çözülmesi bizim hani başlıca hani görevlerimizden bir tanesi. Çocuklar problem hissedildiği andan itibaren, yani bu bebek 3-4 yaş, daha büyük okul çocuğu, herhangi bir dönem fark etmez. Anne baba, ebeveyn bir problem gördüğü andan itibaren muayene yaşı ile ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü hani dışarıdan gözüken bir kaymadır, bir kapak düşüklüğüdür, göz bebeğin önünde bir hani lekedir. Bütün bunların hepsi anne ve babayı endişelendirip otomatikmen zaten yaş sınırına bakılmaksızın doktora götüren hani sebeplerin başında gelir. Ama hiçbir şey yok, hiçbir problem yok. Acaba biz hani çocuğumuzu hani ne zaman hani muayene ettirmeliyiz? Özellikle bazı hani problemlerin erken hani yakalanması açısından çocukların ilk 6 ay ve 1 yaş arasında mutlaka bir kontrolden geçirilmesi. Eğer bir sorun yok ise çocuklarla hani irtibata geçilebilecek 2-2,5 hani 3 yaş civarı hiçbir problem hani olmasa dahi normal hani kontrollerinin yapılması. Diyelim ki bu aşamada da herhangi bir sorun yok. Okul öncesi mutlaka bir kontrolden hani geçirilmesi gerekir. Buradaki sıkıntı şudur. Aile genelde çocuğu normal hani büyüdüğünü hani zannedip hiçbir göz problemi olmadığını kanaat getirip daha sonraki dönemde bir göz problemiyle hani karşılaştığında biraz şaşkınlığa hani uğramasıdır açıkçası sıkıntı. Nedeni ise gözün iki tane olması. Yani evet, bir göz hani sağlam olduğunda hani maalesef hani diğer gözün hani az görmesiyle ilgili ebeveynlerin hani bunu fark etmesi maalesef geç dönemdeki hani muayeneler sırasında ancak hani ortaya çıkabiliyor. Peki bir şey sorabilir miyim bu noktada? Çocukların gözlerindeki fizyolojik gelişimden dolayı mı bu böyle? Yoksa normalde insan gözü böyle midir? Yani biri sağlıklı görüyorken öbüründeki sağlıksız görüntüyü tolere mi eder diğer göz? Şimdi eğer bir patoloji yoksa, bir sıkıntı yoksa ortada, çocukların ya da bebeğin hani görme hani gelişiminin normal hani olması beklenir. Gözler simetriktir, hafif hipermetroptur, daha çok hani yakına odaklanırlar. Çevreyle hani çok fazla hani irtibatları yoktur. Sadece anne mesafesini hani görmeleri bile hani bebek için hani yeterlidir. Çünkü ortamı hani algılamaya ve yavaş yavaş hani iletime geçmeye başlarlar. Ama bunu engelleyecek hani bir takım sebepler var ise nedir? Hani farkına varamadığımız bir kayma. İki göz arasında bir kırma kusurunun olması. Yani bir gözü diyelim 1 numara, diğer gözü 3 numara ya da bir gözü 5 numara, bir gözü hani 1 numara. Aradaki numara farkının çok fazla olduğu, kırma kusurlarının olması farkına varamadığımız bir takım problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Göz normaldir. Yani yapı anatomik olarak hani her şey normaldir.
ama fonksiyon yoktur. Hani göz çalışmaz. Bunun tıptaki adı tembelliktir kısaca. Amniyopi dediğimiz, tembellik dediğimiz sıkıntıdır. Ve bu sıkıntı dünyanın, günümüz hani Türkiye'sinin en belli başlı problemidir açıkçası. Ve ciddi bir halk sağlığı problemidir. Rutin göz kontrolü yapılmayan ülkelerde bizim gibi hani özellikle ki hani yeni yeni hani başladık. Başlama yaşımızda maalesef hani okul öncesi anaokulu döneminde genelde bu muayeneleri yapıyoruz. Oysa görme gelişimi kendini 0 yaş ve 6 yaş arasında maksimum hani seviyeye ulaştırır. Bu seviye içerisinde bu süre içerisinde hani yapacağımız her şey bize geriye dönebilir. Ama bu sürenin sonunda yakaladığımız problem maalesef görsel gelişimin hani kapanmasından dolayı bize maalesef hiçbir şekilde geriye dönmeyecektir. Yani görmeyi kazanamayacağızdır. O yüzden hani farkına varalım veya varmayalım. Çocukların hani erken dönemde hani muayeneleri varsa bu problemlerin hani tespiti erken tanı ve tedavinin maksimuma ulaşması açısından çok önemlidir. O yüzden ailelerin özellikle çocuklarının mutlaka hiçbir problemi olmasa dahi 2-2,5 yaş civarı mutlaka muayeneye getirmeleri gerekir. Şimdi siz ifade ederken maalesef anaokulu yaşı diye ifade ettik ya. İşte o yüzden ne var canım 4-4,5 yaşta çok erken zaten normal değil mi diyen ebeveynler için bu bence çok güzel bir mesaj. Diyorsunuz ki en kötü ihtimalle 2-2,5 yaş dönemi hatta en ideal belki de söylenebilir. Neden? Hiçbir sorun oluşmasa bile çünkü doktorun kapısını çalmak gerekir. İrtibata geçebiliyorsunuz. Sorduğun sorulara çocuk hani çok rahatlıkla hani cevap veriyor. Birazcık üstüne hani birazcık mızmızlansa da hani hafif eğitim hani verdiğiniz zaman çok kolaylıkla iletişime hani geçebiliyor. Bu yaşın hani güzelliği diyeyim hani açıkçası tedavi içinde geç kalınmamış bir yaş olmuş olmasından kaynaklanıyor. Şimdi ilk 1-1,5 yaş bebek büyüyor ediyor. Çocuktan bebekten ancak hani indirekt belirtilerle hani görmesinin iyi veya kötü olabileceği yönünde bir takım fikirler edinebiliyoruz. Ama görme muayenesi ancak iletişime hani tamına bir iletişimle ancak dört dörtlük bir şekilde yapılabilir. Ve biz bu iletişimi hani bu yaş civarında hani maksimum seviyeye ulaştırabiliyoruz açıkçası. O yüzden ailelerin sorunu olmayan hani çocuklarda dahi ki özellikle ailesinde gözlük problemi olan, kayma problemi olan, genetik bir takım hastalıkları olan bunların zaten hiçbir şekilde hani acaba var mıdır yok mudur diye hani düşünmeden kontrollerini mutlaka yaptırması lazım. Şimdi Bursa'dan bir izleyicimiz sormuş Burhan Bulut. Çocuklardaki siyah ve beyaz noktaların lekelerin, gözlerindeki siyah ve beyaz lekelerin tehlike boyutu nedir? Herhangi bir risk teşkil eder mi? Ve nedeni nedir diye sormuş kendisi. Lekelerin bulunduğu yer çok önemli. Eğer hani beyaz lekelerden kastımız göz bebeğinin önünde veya arkasında hani gözüken hani lekelerden ise bu çok ciddi bir hani sağlık probleminin habercisi olabilir. Korneadaki bir leke, lensteki bir leke otomatikman katarak olarak adlandırılacaktır. Temel prensip gözün daha doğrusu bebeğin, çocuğun baktığı yerdeki her türlü problemin önünden kaldırılmasıdır. Bu problem korneada olabilir, lensde olabilir, retinada olabilir, hiç fark etmez. Bu bölgenin çocuğun gelişim döneminde mutlaka temiz tutulması gerekir. Bu hani organik sebepler. Yani mutlaka zaten tedavi edilmesi gereken grup içerisinde. Onun dışında bir takım hani siyah hani lekeler daha çok bunlar gözün beyaz kısmında yukarıda aşağıda çeşitli bölgelerde aileyi acaba bu nedir diye hani huzursuz eden hani lekeler gibi düşünebiliriz bunları. Daha çok o bölgenin altındaki damarların gözükmesiyle üst kısmın sklera dediğimiz hani yapının daha ince olmasıyla hani alakalıdır. Aileyi çoğu zaman telaşa götürse de altından çok hani ciddi bir sebep çıkmaz. Bazen çeşitli benler diyelim hani ben yapısındaki evet o benlerin hani gözün içerisinde de var mı, gözün görme noktası veya başka bir yerinde ciddi bir alanla hani teması var mı diye göz bebeklerini büyütüp bunlara bakılıp ondan sonra bu kararın verilmesinde fayda vardır. Peki şunu sorabilir miyiz acaba, hazır siz tam katarakt
ifadesinde kullanmışken hep kataraktın sanki ileri yaş sorunuymuşçasına bir algısıyla karşılaşırız ki genellikle 50-55 yaş üstünü daha da çok tehdit eden bir sorun olarak tanımlarız. Buradan da hep tedaviyi anlatırız. Şimdi bu bambaşka bir bakış açısı. Demek ki buradan şunu anlıyorum, çocuklarda da katarakt gözlenebiliyor. İsterseniz bu noktayı biraz daha detaylandıralım. Şimdi yani erişkindeki sağlık problemlerin neyse, ne kadar çeşitliyse aynı oranda da çocuklarda hani bunun yakalanma şansı o oranda var demektir. Yani erişkin hastalıkların aynısı doğal olarak bebeklerde veya çocuklarda da hani karşımıza çıkar. Bunun sıklığı iyi ki hani erişkinler kadar hani çok fazla oranda değildir. Böyle olmasından dolayı da hani çok fazla karşımıza çıkmaz. Ama çıkmış olması ciddi anlamda hani tedavi gerektirir. Çünkü ortamın açılması, aynı az önce bahsettiğimiz yani ortamı kapatan her şey otomatikmen gözü körlüğe, tembelliğe, hani gözün az görmesine götürür. Katarak ameliyatlarının bir yaşı yoktur. Yani çocuk eğer doğar doğmaz hani yakalandıysa, görüldüyse, edildiyse uygun şartlar oluştuktan sonra o görme ortamının açılması adına her zaman yapılmalıdır. Peki bu noktada acaba kataraktla ilgili özellikle yine sormak isterim. Doğuştan kaynaklanabilir sorunlarda, doğuştan gelen kataraktlarda çocuk hekiminin veya doğumu yaptıran kişinin yönlendirmesi söz konusu olabilir mi? Yani biraz bu gözlem dıştan gözlemlenebilir boyuttaysa ebeveynin nelere dikkat etmesi, nelere kulak vermesi gerekir? Daha doğru soru sanırım bu. Yani zaten problem dışarıdan görünür hani belirgin bir haldeyse yani sadece bir ışığı tutmanızla bile iki göz arasındaki göz bebeğinin hani renk farkı direkt olarak hani ortaya çıkar. Bu beyazlığın adı evet katarak olabilir. Vitreous içer yani gözün arka tarafında bir problem olabilir. Bunun adlandırılması gerekir. Eğer rutin muayeneleri içerisinde çocuk hekimlerinin böyle bir muayenesi var zaten. Yani kolay kolay hani atlayabileceklerini düşünmüyorum. Daha da önemlisi hani bu beyazlıklar çok daha ciddi bir retina tümörünün, retinoblastom dediğimiz çocukça hani tümörlerinin de bir belirtisi olabilir. Ve hani bunun yakalanması sadece görsel değil, hayati açıdan da hani anlam taşır. Peki devam edelim. Tembellikte kalmıştık en son. Çocuklarımızda göz sağlığı dendiği zaman şu anda onları tehdit eden ve daha sık karşılaştığınız en önemli problemlerden birinin tembellik olduğunu ifade ettik. Tanı ve tedaviden biraz bahsedelim mi bu noktada? Şimdi 2-2,5 yaş arasında tanıyı koyduğumuzu düşünelim. Şöyle açalım konuyu. Yani tembellik tekrar baştan alalım. Yani gözler normal ama çalışmıyor. Bu hani yüksek hani miyopi veya hipermetropi olabilir veya iki göz arasında ciddi anlamda bir diyopriden fazla numara farkı olabilir. Muayene ediyorsunuz, muayenede hiçbir anatomik ve organik bir problem yok ama göz görmüyor. Bunun kabaca iki tane sebebi var. En ciddi şekilde hani karşımıza çıkan. Birincisi şaşılık. Neden? Çünkü her iki gözün paralel ve bir aynı merkezden bakması lazım. Eğer siz iki gözü aynı anda baktıramıyorsanız diğer gözden yani kayması olan gözden gelen görüntü beyin tarafından baskılanıyor otomatikman. Yani kötü görüntü beyin tarafından kabul edilmiyor. Kabul edilmediği için de o göz yavaş 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 bütün hani işlevini hani yitirmeye başlıyor. Diğeri ise işte bu numara farkı. Yine bir göz tam görüyor, güzel görüyor ama diğer göz görüntüdeki bulanıklık nedeniyle beyin tarafından kabul edilmiyor. Edilmediği için de bu sefer o göz suprese dediğimiz yani baskılanma, tembellik dediğimiz hani olaya doğru gidişi başlıyor. Ne yapacağız o zaman? Yani eğer bunu işte erken dönem hani yakalamamız lazım. Çünkü askere giderken yakalanan var. Evet. İşte okula yani askerlik bunun en uç noktası. Evet. İşte okul başladığı zaman biz farkına varmadık. Bu eğitim düzeyiyle hiçbir alakası yok. Evet. Evet çok yani katılıyorum bu noktada size. Hani tabiri caizse cahilinden yetişmişine kadar tüm toplumumuzun her kesiminde karşımıza hani çıkan bir olay. Bunun hani acaba hani nasıl hani biz böyle bir şeyi atlayabiliriz? Hani bunu nasıl olur deyip hani çok hani pişman olan aile tanıyorum açıkçası. Bu hallere düşmemek için bunun hani farkındalığını arttırmamız lazım. Önlenebilir bir şeyin çalışılarak düzeltilebilecek
kalitesi artırabilecek hani bir görmenin tedavisi var iken bu önlenebilir bir hastalığın sıkıntısını bu kadar çekmememiz lazım açıkçası. O yüzden aileler ne olursa olsun yani akıllarında bugün hani programdan kalacak olan tek şey sağlıklı olsak bile mutlaka farkında olamayacağımız sebeplerden dolayı çocuklarımıza erken dönemde en azından 2,5-3 yaş kabaca söylüyorum. Yani bu dönemde bir kontrolden hani geçirmek bile o çocuğun hayatını sonraki dönemini çok ciddi anlamda etkileyecek çok iyi bir karar vermiş olacaklar açıkçası. Her şey normal olsun önemli değil. Bir tanesini bile yakalasak 10 hastadan bir tanesini bile yakalasak büyük kar ülkemiz için insanımız için çok önemli bir şey. Tedavide kapama tedavileri uyguluyoruz. Yani o gelişim sürecinde mümkün olduğu kadar sağlam gözü kapatıyoruz. Korsan bantlar. Evet. Her türlü şeyi nasıl kapatırsanız kapatın hiçbir önemi yok. Çocuk razı gelmeyebilir, istemeyebilir ama gönlünü hoş tutacak bir sürü hani yöntem geliştirebilirsiniz. Yani eskiden şimdi de yapıyoruz. İşte boyama kitaplarını alıp bir gözü hani sağlam gözü kapatıp boyatıyoruz, ediyoruz. Şimdi çocuklar sıkılabiliyor. Yani elinde işte bir sürü telefondur, bilgisayardır, tablettir. Hani onlarla oynayabilecek hani bir nesil hani yetişiyor. Yani yine o araçları da kullanarak kırmızı ve yeşilin hani bol olduğu oyunlar seçebiliriz. Yeter ki hani keyif alsın, hani isteyerek hani yapsın hani bir şeyi diye. Görme gelişimini hani arttırabiliriz hani bu yönde. Bunu da mümkün olduğu kadar 6 yaşına kadar zorluyoruz. Zorlamak da istiyoruz zaten. Devam edebiliriz. Yani 8 çok özür dilerim. Bir formül yok değil mi bu noktada? Yani günde şu kadar saat, bu kadar saat. Kişiye göre değişen bir yanıt mı bu? Şöyle söyleyeyim. Ailenin direncine kalmış olan bir şey. Yani çocuk ciddi anlamda hani buna savunma gösteriyor evet, ama. Yarım saat, yarım saat önemli değil. Bir saat. Ama günde 3-4 saat bunun hani en güzel hani sonucunun alınabileceği hani saatler. Buraya kadar çıkabiliyorsak ve uygulayabiliyorsak bu hani mükemmel bir hani tedavi geçişidir, hani anlayışıdır. Bunu yapmak hani güzel bir şey açıkçası. Onun dışında şimdi hem kayması var, hem numaralar arasında bir dengesizlik var. Tabii ki bunların da düzeltilmesi gerekir. Yani kayma tedavisini evet, kapama tedavisini yapacağız, edeceğiz ama öncelikli olarak hani sorunların da düzeltilmesi gerekir. Şaşılıkların da hani kabaca söyleyebileceğim hani iki yöntemi var, tedavisi var. Eğer bir şaşılık gözlükle düzeltiliyorsa ilave başka bir tedavi yöntemine ihtiyaç yoktur. Gözlükle düzeltilemeyen tedavi şaşılıklar ise cerrahi tedaviye gider. Amaç her iki gözü de merkezden baktırmaktır. Eğer anizometri varsa yani gözler arasında bir numara farkı varsa eğer gözlüğü tolere edebilecek durum mı hani yakın bir numaraysa yine gözlükle tahsislerini yapıp yine bunların üstünden kapama tedavilerini hani yapmaya devam etmemiz lazım. Yani tedaviyi bıraktık veya tedaviyi yaptık peşinden görme gelişimi için kapama tedavisinin peşini bırakıyoruz gibi bir anlayışımız yok. Çalışmaya hep devam edeceğiz. Bir yandan da sorunları çözeceğiz. Aynı şey katarakta olabilir. Gözün önünde ne bileyim kapak çok fazla düşük olabilir. Hani onun açılması gözün önünde başka problem olabilir. Onları açacağız. Ama yine de tedaviye devam edeceğiz. Kapamaya devam edeceğiz. Peki yine Bursa'dan bir sorumuz var. Seda Hanım, Seda Ceyhan şöyle bir soru yöneltmiş bize. 2 aylık bir bebeğinin olduğunu ifade ediyor. 1. ayın sonunda bebeğinin gözlerinden birinde kayma olduğunu tespit etmiş kendisi. Ve bu kayan gözünde göz bebeğinin diğer göze göre daha küçük olduğunu gözlemlediğini söylüyor. Bu noktada bir anne olarak ne yapması gerekir Seda Hanım'ın? Bu ifade ettiği kavramlar geçebilecek, tedavi edilebilecek şeyler mi diye soruyor. Şimdi sorunu ciddiye almak gerekiyor açıkçası. Öncelikli olarak zaten bir muayeneden geçmesi gerekiyor. Hani bunu söylemeye bile gerek yok. Bu konuyla bağlantılı hani diğer hani bir konu da hani ailelerin özellikle hani çocuklarının hani gözünde kayma varmış gibi hissetmeleri ve göz doktorlarını da bu yönde çok fazla ziyaret etmeleri açıkçası. Büyük bir kısmını bunlar oluşturuyor. Neden? Çünkü hani burun kökü çok geniş oluyor.
göz kapak katlantıları birazcık hani gözün hani üstüne geliyor. Böyle olduğu zaman gözün renkli kısımları o etli kısımların hani altında kalıyor. Evet, baktığınız zaman bir kayma görüyorsunuz ama muayene sırasında bir kayma yok. Hı hı. Ailelerin bunun için endişe etmesine gerek yok. Esas olan muayenede primer pozisyon dediğimiz yani karşılıklı olarak hani baktığımızda ve açıp kapama testlerini uyguladığımızda, şaşılık testlerini uyguladığımızda herhangi bir hareketin olmamasıdır. Hı hı. Normal durum. Ama biz böyle bakarken de kişiyi sağ, sola, yandan hani bakışlarda gözün hani içeriye hani kaydığını algı olarak hissedebiliriz. Bunlar hı hı. gerçek anlamda kayma değillerdir. Yani hı hı. yalancı kayma denilir ama adında kayma geçince sanki kaymanın bir parçasıymış gibi algılanır. Bu sadece normal bir durumdur. Yani bunu böyle algılamak gerekir. Ama hanımefendinin çocuğunda hem göz bebeğinde hani sıkıntı var, hem gözünde ciddi anlamda dışarıdan anladığım kadarıyla hani görünen hani bir kayması var. Kaymayı normal diyebilmek için, hani normal kayma hiçbir sebep yok. Sadece beyin, kas hani işlevleri arasındaki dengesizlik sonucu oluşmuş olan bir kaymadan bahsediyoruz. Bunun dışında görmeyen göz de kayar. Yani eğer gözün içerisinde ciddi anlamda görmeyi azaltacak bir sebep var ise öncelikli olarak zaten onun araştırılması gerekir. Kayma tanısı ve tedavisine geçmeden evvel zaten yaptığımız ilk iş de budur. Yani altta kaymayı yapabilecek ciddi bir sağlık sorunun hani olup olmamasıdır. Hanımefendinin de bu yönden mutlaka ciddi bir kontrolden çocuğunu geçirmesi gerekir. Peki, Ankara'dan bir telefon var. Hülya Erdoğan bize şu soruyu yöneltmiş. 8 yaşında bir çocuğunun olduğunu, son bir yıldır gözünde kapama çalışmaları yaptıklarını tedavi amaçlı ifade etmiş. Hekimi Hülya Hanım'a çocuğunu günde 2 saat kapamaya tutmasını rica ettiğini ifade etmiş ama 2 saat az önce sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten bizi çok yoruyor, çocuğumuz çok sıkılıyor. 2 saat yerine yarım saat kapama yapıp yarım saat bıraksak, tekrar yarım saat kapama yapsak gibi periyotlar olur mu diye sormuş. Uygulayabilir, hiçbir sıkıntı yoktur. Hı hı. Yeter ki hani o uygulama saatinin hani verimli geçmesidir. Yani eğer nasıl kapama eşliğinde yaptıkları uygulama bir boyama mıdır, hı hı. başka bir şey hani eşlik ediyorsa onu hani kaliteli bir şekilde yapılması ara verebilir. Hiçbir sıkıntı yoktur ama hani 3'e, 4'e, hani 5'e hani katlayabiliyorsa bunu gün içerisinde bu da hani aynı etkiyi gösterecektir. Peki şimdi özellikle şunu da sormak isterim. Kırmızı ve yeşil renkli boyamalar dediniz. Neden hı hı. kırmızı ve yeşile daha çok ağırlık vermeleri gerekir? Şimdi görme hücrelerinde renkli görmeyi sağlayan koniler hı hı. ve hani gece görmeyi sağlayan basiller diye görme hücrelerimiz vardır. Konilerin içerisinde kırmızı ve yeşili algılayan yani aslında bizim gördüğümüz bütün renkler kırmızı, yeşil ve hatta mavinin birbiriyle karışımından hani ortaya çıkmaktadır. Hı hı. Aslında bizim dünyamız budur. Evet. Yani bu dünyanın hani karışımından biz bütün renkleri elde ederiz. O yüzden öncelikli olarak o hücrelerin sıkı bir şekilde uyarılması adına kırmızı ve yeşilin tonlarının hani ağırlıkta olduğu işleri hani yapmamız, işte oyundur, boyadır hani bunları kullanmamız hem retinanın uyarılması hem oradan da beynin uyarılması adına kapama tedavisinin özünü teşkil etmektedir. Peki, şaşılıktan veya bazı yalancı kaymalardan hı. bahsettik ama çoğunlukla sanırım yeni doğan bebeklerle birlikte ailelerin koşa koşa size geldiği bir soru var ki bizim bebeğimiz şaşı mı doktor bey? Oysa ki yalancı şaşılık dediğiniz bir kavram var sizin. Özellikle de bebeklerin anatomik özelliklerinden evet. dolayı da bazen ebeveynler gerçekten bir tedirginlik rüzgarına kapılabiliyor. Dilerseniz bu yalancı şaşılık olarak sizin terminolojiye koyduğunuz kavramı da açalım. Aslında hani anne babaların hani bu konuyla ilgili hani duydukları endişeyi ben hani normal hani karşılıyorum ve aslında olumlu da buluyorum. Yani çünkü normal deyip olan bir şeyi atlama riskiniz de vardır. Çünkü etraf ya çocuktur büyüyünce geçer birazcık daha bekleyelim hani deyip o hani zaman kaybını telafi edemeyeceğimiz başka vakalar da çıkabilir çünkü bunların altından. Sağlıklı olanı elbette ki evet şüpheye düştük. Var mı bir şey? Yok mu? Evet, doktora gitmekte fayda var. Her şey doktor normal dese bile bunda hiçbir hani anormallik yoktur açıkçası.
Ama gözler işte bebek hani doğduğu andan itibaren işte burun kökü çok hani geniş olabilir. Baktığınızda içeriye kayıyor zannedersiniz. Üst kapak kıvrımları çok daha fazla hani öne geliyordur. Gözün renkli kısımları onun altında kalır. Özellikle aileler işte fotoğraf çektiğinde, çünkü genelde profilden hani almıyorlar. Yandan, sağdan, soldan hani çekişleri var. Fotoğraflarını gösteriyorlar. Evet, yani filmde öyle gözüküyor. Öbür türlü hani muayene sırasında da hani baktığınızda çocuk hani direkt olarak kayması varmış gibi algılanıyor. Ama önemli olan muayenedir. Muayene sırasında bir hareketin hani olmaması sağlıklı bir göz hani olduğunu gösterir. Diğerleri büyüdükçe, kemik yapısı, yüz yapısı geliştikçe, çocuk büyüdükçe onlar da daha normal hani algılanır seviyeye gelecektir. Hiçbir şekilde endişe edecek bir durum yoktur. Bunu normal bir göz olarak hani algılamaları lazım. Gözleri bir süre sonra alışacaktır onların. Peki. Ama pardon, yani böyle olduğu halde kayması olan hastalar da vardır. Evet. Yani geldiğiniz muayeneye evet bir şey yok dedi doktor, bundan sonra bir şey olmayacak demek değildir bu. Çünkü ortalama kaymanın, sık görülen hani kaymaların başlangıç yaşı 2,5-3 yaş civarıdır. O yüzden o söylediğim yaş dönemi, muayene dönemi de zaten bunu da hani kapsar. Yani onu da yakalamak adına, hani atlamamak adına o yaşlarda mutlaka tekrar bir kontrolden geçmek gerekir. Peki, erişkinlerde sıklıkla kullanılan damlalı muayene adı verilen bir muayene tipi var. Çocuklarda kullanıyoruz daha çok. Şimdi artık çocuklarda kullanılabilir mi diye soracağım ben, ama yani bize gelen yanıtlar ya da bizim daha çok maruz kaldığımız diyeyim sorular bu noktada çocuklara ya da erken dönem bebeklere 0-4 yaş aralığındaki o gruptaki çocuklarda damlalı muayeneye karşı bir miktar direnç söz konusu gözlemleyebildiğim benim. Bu noktada damlalı muayenenin amacını anlatarak bir başlayalım mı? Şimdi erişkinlerde normal muayenenin bir parçası olarak kullanıyoruz. Yani sadece göz bebeğini büyütüyoruz. Göz bebeği, damlanın daha doğrusu ilacın göz bebeğini büyütücü etkisinden faydalanıyoruz. Herhangi bir riski var mı? Yani literatürde evet vakalar var. Neredeyse 100.000'de bir, milyonda bir hani diyeceğimiz hani çok hani alerjik hani yapısı hani müsait kişilerde hani bir takım reaksiyonlar olmuştur. Ben ve çevremdeki hani doktor daha büyük hani abilerimden öyle bir hikayesi olan hiç kimseye rastlamadım ama yazar. Hani literatürde hani bunlar yazar. Erişkindeki muayenedeki kullandığımız form başka bir form. Neden? Çünkü retinayı, gözün arka segmentini daha iyi görmek için bu damlayı damlatıyoruz. Çocukta ise bunun yanında akomodasyon dediğimiz lensin kırıcı gücünü azaltıcı etkisinden hani faydalanıyoruz. Neden? Çünkü çocuklarda ve işte 3-4 yaş hatta ergenlik döneminin hani sonuna kadar akomodasyon o kadar kuvvetli ki normalde çocukta olmayan bir numarayı varmış gibi gösteriyor. Ya da olan bir numarayı saklıyor açıkçası. O yüzden onu devre dışı bırakmamız lazım ki göz sonsuza bakar halde normal gözlük kusuru neyse onu otomatikman bize verecektir. Haliyle gerçek gözlük numaraları damlalı muayene sonucunda topyekün hani değerlendirme sonucunda verilmesi gereken numaradır. Yani özellikle bebekler işte 3-4 yaş tam olarak kooperasyonun hani kurulamadığı çocuklarda elimizdeki tek sağlam veri, ciddi veri damlalı muayene verisidir. O yüzden bunu mutlaka ilk defa gelen hani çocuklara zaten uyguluyoruz. Gözlük takma hani ihtiyacı olan çocuklara zaten hiç koşulsuz olarak uyguluyoruz. Ailelerin bundan hani kaçınacak, edecek bir durumları olmamalı. Bununla ilgili bir güvensizlik hani yaşamamalılar. Çünkü yapılan işin sağlamlığını test eder bunlar aynı zamanda. O yüzden damlalı yapılmış muayene sonuçlarına çok rahatlıkla güvenebilirler. Peki, çok teşekkür ederiz. Damlalı muayenenin korkulacak bir şey olmadığını da ifade etmiş olduk böylelikle. Kısacık bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından özellikle gözlüklerimi takıyorum ama numaralarım bir türlü sabitleşmedi, sabit olmadı, sürekli büyüyor diyen gençlerimize ve çocuklarımıza önemli tavsiyelerimiz var. Thank you.
Olay Sağlık ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için biz bugünkü konu ve konuğumuzu yeniden hatırlatalım. Çocuklarımızdaki göz sağlığını riske atan ya da çocuklarımızda daha sık gözlemlediğimiz göz hastalıklarından, göz sorunlarından bahsediyoruz. Özellikle programımızın ilk yarısında göz tembelliğinden bahsettik, yalancı şaşılık kavramını konuştuk, damlalı muayenenin yararlarından bahsettik. Ve şimdi artık programımızın bu bölümünde operatör doktor Birtan Öztürk'le birlikte gözlük kullanımına yavaş yavaş geçiş yapacağız. Okula başladıktan sonra belki de ilk yıl değil ama ikinci yıl itibariyle yavaş yavaş tahtayı net göremediğimizi fark ettiğimiz dönemler ya da bizim bile değil öğretmenimizin bizi fark ettiği dönemler gelsin. Yani uzağa görme sorunlarıyla başlayalım dilerseniz. Miyop problemiyle kapınızı çalan bir ebeveyn ve çocuğunu gözlükle gönderdiğiniz zaman beklenti hep numaraların sabit kalması yönünde oluyor. Ve çok taktığımız zaman sen gözünü çok taktın, tembelleştirdin. Takmadığımız zaman da gözlüğünü takmadığın için numaralar yükseldi oluyor. Bir ortasını bulalım. Bilimsel gerçeği nedir bunun? Söylediklerinizin hepsi toplumda sıkça evet, duyduğumuz şeyler değil mi? Şimdi özellikle çocukların büyüme döneminde ki ikinci sınıf olabilir, üç ve dördüncü sınıflarda ve işte ergenlik döneminde, lise hani çağlarında doğal olarak büyüyoruz. Bir gelişim sürecinden geçiyoruz. Aslında kabaca hani kırma kusurları gözün normalden büyük olması ve küçük olması gibi hani adlandırılabilir. Büyük olduğu zaman buna miyop diyoruz. Gözün çapının normalden büyük olmasına miyop diyoruz. Küçük olmasına da hipermetrop diyoruz. Biz büyüdükçe gözlerimiz de büyüyor aslında. Yani bizimle hani paralel hani o da hani yukarıya doğru gidiyor. Eğer bu büyüklük normal dediğimiz işte 24 milimetre civarında kalırsa hiç gözlük kullanmıyor kişi. Ama yavaş yavaş o da hani büyümeye başladığında diyelim ki 1 milimetre büyüdü göz. Küçükmüş gibi gözükebilir ama 4 numara miyopiye sebep oluyor. Evet. Haliyle biz büyüdüğümüz için gözün çapı da büyüdüğü için aslında numaralar da büyüyor. Şimdi ne oluyor? Muayeneye geliyoruz, gözlük alıyoruz. Ne oldu şimdi? Evet, doktor bir tedavi verdi. Bir 6 ay sonra, bir yıl sonra tekrar geliyoruz. Numara büyümüş. O zaman niye hani tedavi olduk? Yani eğer bu bir tedavi değilse o zaman niye hani bunlarla hani uğraşıyoruz? Bu algıdan çıkmamız lazım. Yani gözlüklerin bir tedavi aracı değil, bir araç olduğunun, bizim görmemize yardımcı, o günkü dönemi idare etmemizi sağlayan bir görsel araç olduğunu kabul etmemiz lazım. Sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır. Yani çocuk büyüdükçe numarası büyüyecektir. Bunun kaça kadar büyüyeceğini bizim önceden bilme şansımız yok. Çünkü gözlük numaraları veya göz numaraları ne dersek diyelim, aileden otozomal dominant geçer. Genetik olarak çocuğa aktarılır. Yani %40-50 oranında bu geçiş vardır. Bunun olmadığı durumlar da vardır. Yani ailede hiçbir miyop yoktur ama çocuk miyop olarak hayata başlayabilir ve bu şekilde hani devam edebilir. Bu nereden, niye oldu, nasıl oldu demenin hani bir anlamı yoktur. Bir genetik bir geçiş, bir süreç bundan sonra hani o çocuğun hani neslinde yani miyop ailesi olarak hayatını hani devam edebilir açıkçası. İşin özü şaşırmıyoruz. Yani numaralar büyüyebilir, numaralar değişebilir. Değişmesi kötü bir şey değildir. Ne olabilir? Hani kötü olarak neyi algılayabiliriz? Çok numara büyürse diyelim yani 6 numara ve üstüne çıkarsa, 10 numara ve daha üstü hani numaraları çıkarsa ne olur göz büyüyor dedik. Demek ki çok daha büyüyor. Yani numara büyüdükçe gözün çapı daha da büyüyor ama bu büyümeye gözün arkası, retina dediğimiz kısım aynı oranda eşlik etmiyor. Yani bir taraf fazla büyüyor, bir taraf az büyüyor. Bu sefer gerilmeler, çekilmeler ve buna bağlı bu sefer gözün arkasında yırtılmalar, açılmalar, buna bağlı problemler ortaya çıkıyor. Yüksek numaralar için endişe edebileceğimiz tek şey budur. Bu da zaten rutin muayenelerde mutlaka kontrol edilir. Göz arkasına bakılır. Uç kısımlarda özellikle bir açılma, bir delik, bir yırtık var mı yok mu diye bakılır. Varsa bir problem mutlaka tedaviye alınır. Diğer yandan küçülebilen tek şey bu hani sistemi böyle düşündüğümüzde aslında çocuklar hipermetrop duvar. Yaklaşık 3 civarında hipermetrop duvar. Yani göz normalden küçüktür. Eğer bir çocukta hipermetrop numara var 3, 4, 5, 6 numarası hani fazla ise
Ne olacak? Hani büyüdükçe göz aslında normale gelecek. O yüzden hipermetrop gözlerin altta bir sebep yok ise, kayma gibi özellikle, çünkü kaymanın bir tipi gözlükte düzelen tip, diğer tipi cerrahi olarak düzeltilen tip. Eğer hipermetrop durum çocuğun büyümesiyle birlikte normal göz büyüklüğüne gelirse gözlükten kurtulabilir. Haliyle bunu o büyüme sürecine kadar ciddi anlamda takip etmek gerekir. Haliyle numarası düşebilecek olan tek grup hipermetrop gruptur. Onun dışında astigmatlar ve hani miyoplarda kesinlikle bir hani düşüş söz konusu değildir. Ha ne olacak? Belli bir yere gidecek. Büyümenin durması işte 18 yaş, 20 yaş, 21 yaş kaçsa, genetik kod nerede duracaksın diyorsa o yaşa kadar gidecek ve duracak. Önemli olan sağlıklı gözdür ve sağlıklı görmedir. Evet. Numarası 3'ken 3,5 olmuş, 5'ken 5,5 olmuş, bunlar için endişe etmeye gerek yok. Önemli olan iyi görmek, gösterilen eşelin, bu rakamsal veya sayısal, işte harfsel değerin uygun sırasını okuyorsanız sizinkinden sağlıklı göz yok demektir. Hayli numaram büyüyor, numaram kalınlaşıyor olabilir camınız ama teknoloji o kadar gelişti ki yani artık 10 numara camlar neredeyse 2 numara 3 numara camlar gibi yani gösteriliyor, ediliyor. Evet. Bunlarla ilgili endişe duymasınlar kesinlikle. Son bir soru bu konuyla ilgili. Özellikle numaraların sabitleşmesini beklemek bu noktada çok önemli ve sizden anlayabildiğim kadarıyla lazer uygulamaları için de bu yüzden çok erkenci olmamak gerekiyor. Lazerde belirli bir spesifik yaş verebilir miyiz? İşte bu anlattığım durumdan dolayı yani düşünün ki 15 yaşında ameliyat istiyorsunuz. Numaranız ve büyümeye devam ediyor. Yani 15 yaşında ve sıfırladınız. Numara büyümeye devam ediyor. Yani bir süre sonra tekrar ameliyat olacak duruma geleceksiniz. Yani peş peşe ameliyat mı olmak istersiniz yoksa tek seferde hani bütün sorunuzun çözülmesini mi istersiniz? Yani mantık budur. O yüzden numara duracak. Olmazsa olmaz kural budur. O durmanın da kendine has bir takım hani muayene şekilleri, koşulları ve zamanı var. Onlar gerçekleştiği andan itibaren tabii ki göz ve hani ameliyat yapılacak olan bölgenin anatomik durumu buna uygunsa ameliyat ondan sonra gündeme gelebilir. Yoksa İşte yaşımı 18 doldurdum artık ben ameliyat için hazırım. Böyle bir şey söz konusu değil. Büyümenin durduğu ve büyüme durduktan sonraki son 2-3 kontrolde evet bu büyümenin olmadığını tespit edilmesi lazım. Ondan sonra gündeme alınması lazım. Peki mevsim geçişlerinde hepimizin sıkıntısı maalesef göz alerjileri oluyor. Evet. Çocuklarda da çok sık gözde kanlanma, sulanma, kaşıntı şikayetleri gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada biraz alerjilerden bir de alerjik nedenli olmayan sulanma, kızarma ya da kaşıntılardan da bahsedelim isterseniz. Şimdi bunu şunun için koydum. Genelde hani göz doktorlarına geliyor. Çok hani doktor dolaşmış oluyor hani hastalarımız diyeyim. Biz de bir takım şeyleri hani eksik yapıyoruz veya eksik hani bilgilendiriyoruz. Yani verilmiş olan tedaviyle sanki alerjinin bir an önce toparlayacak, düzelecek. Hani biz ondan hani kurtulacakmışız gibi böyle bir hava var hani ortada. Aslında bizler hani göz doktorları normal alerjinin tedavisini vermiyoruz. Alerjinin göze yapacağı tahribatı önlemeye çalışıyoruz. Yani yaptığımız iş budur. Vücuttaki alerjinin benzeri etkiler aynen gözde gözükür. Yani vücut alerjisi neyse gözdeki alerji de onun bir uzantısıdır. Yani kimisinde göz ağırlıklıdır, kimisinde mukozalar ağırlıklıdır, kiminde akciğerler hani astımla hani kendini gösterir. Ama sebep bir alerjidir, bir sebep vardır. Önemli olan burada sebebi bulmaktır. Yani sebebi bulmadan, ortadan kaldırmadan biz alerjiyi tedavi edemeyiz. Yani hastalığı ortadan kaldıramayız. Haliyle birisine gidersiniz, bir ilaç alırsınız, öbüründen başka bir ilaç alırsınız. Sanki hani o olmadı, bu olmadı, eninde sonunda hani bu noktaya gelirsiniz. Bundan uzaklaşalım. Özellikle hani aktif hani olduğu bahar dönemlerinde işte İlkbahar olsun, sonbahar olsun, polenlerin her şeyin hani uçuştuğu dönemde mümkün olduğu kadar bu testlerin yapılmaması lazım. Neden? Vücut çok zaten duyarlı, alerjik. Hiçbir şikayetimizin olmadığı, duyarlılığımızın hani minimum olduğu, özellikle evsel bir şeye karşı reaksiyonumuz yok ise, yani dışarı çıkıyoruz işte güneş, polen hani bu tür durumlarda şikayetlerimiz hani belirgin hale geliyorsa hiçbir sıkıntımızın olmadığı kış aylarında, Kasım, Aralık, Ocak hiç hapşırmıyoruz, tıksırmıyoruz, gözler akmıyor, etmiyor. Vücut savunması hani hiçbir şekilde alerjenle bağlantıda olmadığı dönemde
bu testlerin hani yapılması çocuk alerji bölümü, cildiye yaşına göre hani bölümleri, tabii. Bütün bunların hepsi bu cilt testlerini yapıp hangi maddeye karşı hani reaksiyon gösteriyoruz, onun tespit edilip onun hayatımızdan çıkartılmasına yönelik tedaviye başlamamız lazım. Yoksa verdiğimiz tedaviler dediğim gibi sadece gözü ciddi anlamda tabii ki rahatlatır, komplikasyonları tabii ki önler ama asla tedavi etmez. Peki örneğin zeytin polenine karşı bu sorunun oluştuğu netleşti. Tedavimizi de gerçekleştirdik. Ona göre koruyucu önlemlerimizi aldık. Belki taşındık, evimizi değiştirdik. Ama zaman zaman gözlerde bu yaşanan çapaklanmalar ve belki göz kapağındaki bu kaşıntılar, şişmelerde kişilerin kullandığı veya çocuklarda kullanılan pansuman meselesi var. Ya da küçük masajlar var. Verilen belki pomatlarda da karşılaşabiliyoruz biz bunu, buna. Çay veya sıcak su, steril bir su, ılık suyla pansuman gibi farklı bitki suları da kullanılıyor. Tavsiye eder seviyoruz misin? Seviyoruz ya. Yani evet. Hani yeter ki hani bitkisel hani olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Mantığı ne? Ya da bunu soralım. Hani sıklıkla biz hani sıcak pansuman ve hani soğuk pansuman hani kullanıyoruz. Soğuk pansumanı alerjik durumlarda kullanıyoruz. Yani tutup da alerjik bir durumda hani sıcak pansumana geçtiğimiz olmaz. Zaman reaksiyonlarımızın hani şiddeti artıyor. Sıcak pansuman ise daha çok hani enfektif hani durumlarda yani mikrobik durumlarda kullanıyoruz. Özellikle hani halk arasında arpacık denilen göz kapak kenarında hani çıkmış hani küçük hani iltihap hani alanlarını dışarıya akıtmak amacıyla yani apse gibi düşünün, onu dışarıya drene ettiğinizde, akıttığınızda sonuçta tedavinin yükünü ciddi anlamda hani azaltmış olursunuz. O yüzden bu tür durumlarda sıcak pansuman çok önemli. Sıcağı buraya vermek önemli. İster bunu çayı ısıtın verin, ister herhangi bir bitki çayını hani ısıtın verin. Önemli olan sıcağın hani oraya gitmesi veya soğuğun oraya ulaşması. Biz bunların mekanik veya fiziksel hani etkilerinden faydalanıyoruz. Steril olması koşuluyla yani ve dağıtılmamış tabii ki yani ne bileyim bir poşet çay belki hani sıcağı daha iyi iletmek, daha derli toplu olması açısından uygun olabilir. Önemli olan hani oraya dediğim gibi hani sıcağı veya soğuğu hani iletmek. Bunu her türlü şekilde ileri yani bir taş bile yeri geldiği zaman enfektif durumda o bölgenin üstüne tutarak onu drene etmek için yeterli gelebilir. Bu noktada sterilizasyon çok önemli. Bitki sularının da belki de haşlandığı için ya da kaynadığı için steril olmaları bakımından bir anlamı var. Çayın spesifik bir özelliği yok. Bunu anladık değil mi? Sıcak olması yani, ve temiz olması. Öyle istiyorsa öyle olsun diyorum ben açıkçası. Hani çok da fazla yok öyle şey falan hani anlamında değil. Yeter ki uygulasın. Yani uygulamayı yapsın. Çünkü hani uygulamadan sonuç alacak. Detaylarda hani onun için hani bu olmaya gerek yok. Yeter ki temiz, titiz olsun. Uygulamayı hani ona uygun bir şekilde yapsın. Hangi bitkiyi kullandığının çok fazla bir şeyi yok, önemi yok. Son 2 dakikanın içerisindeyiz. Önemli bir konu var. Erişkinleri de çok tehdit eden bir mesele göz tansiyonu. Ve vücut tansiyonuyla ya da gerçekten metabolizmamızdaki kalbe bağımlı olan sıkıntılarla çok karıştırılan ve hatta çocuklara da hiç kondurulmayan bir mesele. Çocuklarda göz tansiyonu gözlemliyor muyuz ve ne yapmak gerekir? Yani erişkinlerdeki tüm hastalıklar gibi yani bebeklerde de çocuklarda da katarak olsun hani göz tansiyonu olsun hani nadir olmakla birlikte hani gözüküyorlar. Çocukta göz küresinin işte bu yapısal hani özelliğinden dolayı tansiyon yükseldikçe göz de büyüyor aslında. Göz içerisinde bir yerde bir tıkanıklık var. Sıvı içeriye hapsoluyor. Göz büyüyor, kornea büyüyor. Bir anda kocaman bir göz haline geliyor. Yani bunun görünüp de hani anlaşılmaması pek hani mümkün olmuyor açıkçası. Yani aile mutlaka hissettiği andaki bunu hani çok kısa sürede eğer doğumsal olarak hani başlamışsa bir genetik anomalilerle birlikte genelde seyreder hani çocukta. Mutlaka doktora getir. Genelde ilaçlı tedaviden ziyade mutlaka bir cerrahi tedavi gerekir ve uzun vadede hani ciddi anlamda hani görme kayıplarıyla hani seyreden bir durumdur. Atlanmaması gereken bir durum açıkçası. Peki son 30 saniyede özellikle ebeveynlere neler tavsiye edersiniz bu noktada? Programımızın başından bu yana söylediğimiz bazı uyarılar var. Birkaç cümleyle rica edebilir miyiz sizden?
Bugünkü bu hani konuşmamızdan akılda kalması gereken tek şey anne babaların sorumluluklarını üzerine alarak. Yani çünkü bir şey hani bulduğumuzda mümkün olduğu kadar hani etrafa hani bunu atmaya hani çalışırız. Çocuklarımızı mutlaka ve mutlaka 2 yaş, 2,5 yaş civarı mutlaka muayeneye getirsinler. Sağlam olsalar bile tek bir gözün hani farkına varılmadan muayeneden gözden kaçması o çocuğun hani önündeki hayatını komple hani değiştirecektir açıkçası. Sadece bunu yapmaları bile yani okula başlayana kadar bir kez hiç olmazsa o yaş civarında önlenebilecek bir körlüğü diyelim tedavi etme açısından o yaşta çocuklarını muayene getirmeleri göz tembelliğinin önüne geçilmesi açısından çok önemli. Sadece bunu rica ediyorum. Buradan bunu bilsinler, bunu anlasınlar. Göz tembelliği diye hani kafalarında kalsın yeterli. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Olay Sağlığı'nın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle.